Değerli şiirsever dostlarım, bugün 6 Haziran 2020 Cumartesi saat 10:30. Bugünkü programımıza Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'ın bir sözünü yad ederek sizlere ulaşmaya çalışacağım. Neşet Ertaş şöyle diyor: "Birinin türküsü varsa varın onun yanına oturun, korkmayın. Esas siz türküsü onunla olmayanlardan korkun" demiş. 2016 1 Ocak 9'unda Gülnar'daymışım. Gülnar Hatun heykeli var. Gülnar Silifke Mut Kavşağı'nda. Şöyle yazmışım: "Gelsene Gül Hatun, gelip Gülnar Hatun, sorsam senin adın Gülnar mı Ay Hatun? Heykelin dikmişler şehre orta yere, Gülnar'ım gidiyor bilmiyorum nereye. Bu şehre vermişsin ışığın şafkını, gülünden bal alan arının şevkini. Cevizin, bayamın, karerik üzümün, seni hep övmektir yarısı sözümün. Gözümün ağrısı oldun sen hep benim, gönlüm hep kırıktır gönlümü yap benim. Geldim bugün bura 3-5 dakika için, 10 dakika çok şeydir gör bak benim için, gör bak aşığın için." 2014 5. ay 6 tarihli bir şiirimiz. Akşam saatlerinde 27 sularında 27 geçe yazılmış. Gündüzden Gülnar mahpushanesinde bir çocuğu ziyarete gittim. Oradan esinlenerek duygulandım. Mahpushanenin koridorlarına, Gülnar mahpushanenin koridorlarına geri doğru çekildim, çömeldim. Sigaramı yaktım. Duvara yaslandım, şunu yazdım ama türkü şeklinde okuyacağım. Umarım beğenirsiniz. Şiir mahpushane, kötü sesimle sizleri duygularıma dökmeye çalışacağım. Türkü şeklinde okuyacağım. Özür diliyorum. Mahpushane, mahpushane, unutma sen benim anneyi. Bir cahillik ettik işte, ben kötü olamam anneyi. Yatağıma baş koyarken, ana elinden doyarken, suçlu muyum bilmem ama damarımdaki deli kan. Duvarları soğuk geldi, her gün bu sinemi deldi. Burada yatan her dostuma Allah mutlak sabır verdi. 20 aydır gelir geçer, ömrümüzden ömür biçer. Sabır eyle be anacığım, bir gün olur bu da geçer. Mahpushane Gülnar'ımda, dostlarım var hep yanımda. Beni üzen tek şey vardır, aklım geride canımda. Mahpushane Gülnar'ımda, dostlarım var hep yanımda. Beni üzen tek şey vardır, aklım geride canımda. Mahpushanede yatan çocuğun ağzıyla yazdım. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Sesim kötü ama sözlerimi beğeneceğinizden şüphem yok. Teşekkür ediyorum.